işsiz ve parasız bir gazeteci olarak tanıdığı için şehrin kenar semtlerinde buluşuyorduk onun boş saatlerinde. Tıpkı liseli aşıklar gibi. Sonunda güzel bir kumarhane röportajı yaptığım zaman kendimi affettirip tekrar gazeteye alınabileceğime inandırmıştım onu. Bana bir bir, teker teker gazinonun kilit noktası olan koridorların, zırhlı odanın, alarm tesisatının krokilerini getirmeye başlamıştı. İşimi tekrar kazandıracak bir röportaj yapmam için çırpınıyordu. Gazinoyu soyacağımı bilseydi, bir daha yüzümü bile görmezdi belki. Ama az zaman sonra beni öylesine sevmeye başlamıştı ki her şeyime göz yumabilirdi. Öl desem ölecek hale gelmişti. İşin garibi, bu oyuna ben de kapılmış gibiydim. Ben de ona karşı boş değildim artık.